Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte bir anda S10'dan S20 çıkaracağını duyuran Samsung'un yeni telefonu Galaxy S20 nasıl olacak ona bakacağız. Öncelikle arkadaşlar şu isim meselesini bir açıklayalım. Ne oldu da S10'dan S20'ye geçtiler? Valla ne oldu bilmiyoruz ama bir anda S10'dan S20'ye geçtiler. Valla Allah sizi inandırsın, biz de bilmiyoruz. Yani arkadaşlar muhtemelen bu S20 meselesi hani 2020 hani 2021 Samsung telefonunun daha çok satacağını düşünüyor olabilir. Ama net bir bilgiye biz de sahip değiliz. Neyse, yani sonuç olarak Samsung Galaxy modellerindeki S serisi modellerini S20 ismiyle çıkaracak. Burada bir ayrıntı var, ondan bahsetmem lazım. Apple bildiğiniz gibi bu sene iPhone 11 SE gibi bir alt model vurgusu yüklü olan bir cihaz çıkarmak yerine SE takısını kaldırıp düşük donanımlı olan cihazını iPhone 11 diye duyurdu. Aynı ticari taktiği bu sene Samsung'da da göreceğiz. Sonuç olarak modeller S20, S20 Plus ve S20 Ultra şeklinde olacaktır. Bu 3 model temelde ekran boyutlarından bir kere bir ayrılıyor. En düşük model olan S20 6.2 inç, onun bir üstü S20 Plus 6.7 inç, hepsinin en üstü S20 Ultra da 6.9 inç ekran boyutuna sahip olacak. Şimdi ekstrem değişiklik ne var diye soracaksınız arkadaşlar. Tasarım anlamında ön kısımda normalde kamera sağ taraftaydı S10 modellerinde. Bence şık duruyordu ama genel anlamda dünyada sevilmedi ki Samsung o sağ tarafta yer alan kamerayı S20 modellerinde ortaya çekti. Arka kısımda ise 4 adet kamera göreceğiz arkadaşlar modeller üzerinde. Bu 4 kamera ise daha öncekilerden farklı olarak tıpkı iPhone 11'de gördüğümüz gibi çıkıntılı bir cam çerçeve gibi bir şeyin içerisine yerleştirilecek. Kutunun içinden alınan kamera olayı da şu. Şöyle düşünün, bu telefonların içinde batarya var. O bataryaya yer açabilmek için kameraları artık toplu bir şekilde böyle çerçeveli kutuların içine yerleştirecekler. Biraz da kamera kısmından bahsedeyim. Kamera kısmında megapiksel meselesi şimdilik biraz karışık. Yani 108 megapiksel var, 48 var, 36 var. Fakat şundan net eminiz arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle S20 Ultra'nın içeriğinde 108 megapiksellik bir ana kamera yer alacak. Bu 108 megapiksel muhabbetini de daha önceki videolarda söylemiştik. Samsung Xiaomi Note 10'da, Mi Note 10'da bu modeli deniyor diye. Harbiden denemiş, yanılmış ve almış kendi telefonuna da artı 108 megapiksel kamerayı koyacak. Peki diğer kameralar nasıl olacak? Vallahi arkadaşlar işin açıkçası S10'un üstüne çok çıkabilecek kameralar beklemeyin. Muhtemelen cihazlar üzerinde yer alan kameralar S10'daki kameralarla 3 aşağı 5 yukarı aynı olacaktır. Ama hani illi de bize bir rakam ver diyorsanız S20 Ultra'da 108 megapiksellik kameranın haricinde diğer kameralar 12'şer megapiksel olabilir veya S20 ve S20 Plus'lardaki kameralar da 12'şer megapiksel gelebilir ya da bunların herhangi birinde ana kamera 48 veya 36 megapiksel olabilir. Yani anlayacağınız bu megapiksel meselesi biraz karışık. Peki bu arkada yer alan 4 kamera ne işe yarayacak? Bunlar tabii ki de geniş açı, ultra geniş açı, periskop adını verdikleri bir teknoloji, Space Zoom da deniyor, bunu anlatacağım şimdi. Ve makro lens olacak. Bu makro lens ve periskop, ya bunlardan bir tanesi Ultra'da yer alacaktır arkadaşlar. Yani S20 Ultra'da makro lens artı 108 megapiksellik kamera kesinlikle yer alacak. Diğer modellerde makro lens olmayacak. Onun haricinde diğer 3 kamera aynen yerinde yer alacak. Bu Space Zoom meselesi, yani periskop meselesi de şu arkadaşlar. İşte 10x optik zoom'un yanına 100x hibrit zoom yapabileceksiniz. Ama bana soracak olursanız bu hamle viral bir hamle. Nasıl ki Huawei 50x böyle zoomlu kamerayı yaptı. Bayağı da bir viral etki aldı. Telefonun adı bayağı bir duyuldu ya. Yani aynısını Samsung bu sene bence bu 100x hibrit zoom da yapacaktır. Çok ciddi, yüksek bir beklentiniz. Bana soracak olursa olmasın, bu kısım biraz şov olacak. Tabi cihazların hepsinde TOF sensörü adı verilen bu yeni sensör de yer alacak. Peki video kısmında bizi ne bekliyor? Bence arkadaşlar cihazların hepsi 8K çözünürlükte videoları 30 karede çekebilir. Bunun haricindeki tüm cihazlar 4K videoları da 120 karede çekebilecekler. Süper ağır çekim, ıvır zıvır bilmem ne, bu tarz özellikler zaten telefonun kameralarında yer alacak. Normalde Samsung bu modellerinde kavisli cam kullanıyordu ya, artık bu yeni çıkacak S20'lerde kavisli cam yerine 2.5D'lik ayrı bir cam teknolojisi kullanacak. Yani telefon normalde gördüğümüzden daha çerçevesiz bir görüntüye sahip olacak diye bekliyoruz. Teknik özellik anlamında da artık hani ezberledik arkadaşlar. Amerika'da çıkacak modellerde Snapdragon 865 yer alacaktır. Ülkemize gelecek modelde ise Exynos 990 yer alacaktır. Bu iki işlemci bir performans olarak birbirlerine her ne kadar yakın görünse bile çekirdek anlamında farklılıklar içerebiliyor. Bu detaylara girmeyeceğim. Ama şunu eklemem lazım. Her iki Yonga'da da ARM Cortex A55 çekirdekler 4'er adet hazır olacak. Grafik tarafında ise Exynos 990'lı model
modellerde Mali G77 MP11, Snapdragon'lı modellerde ise Adreno 650 yer alacaktır. Tabii buraya şu bilgiyi de hemen ekliyorum. Muhtemelen modellerin hepsi 12 GB RAM'de çıkacaktır ama bazı rivayetler var 8 GB'da olabileceğine dair. Yani bunu öğreneceğiz ama bence hepsi 12 GB'da çıkar. Depolama anlamında standart artık 256-512, belki özel bir modelle 1 TB'a kadar yükseltilebilir. Peki bunların bataryaları ne olacak? S20 Ultra'da 4900 mAh, S20 Plus'ta 4300 mAh, normal S20'de ise 3730 mAh'lik bataryalar yazacak. Tabi bu hızlı şarjdır, ne bileyim kablosuz şarjdır falan filan, onları siz ekleyin artık. Artık geldik fasulyenin faydalarına, yani fiyatına. Arkadaşlar şimdi paylaşacağım fiyatlar vergisiz fiyatlar. S20 için çıkış fiyatı $799, o da bugünün kuruyla yaklaşık 4750 TL gibi bir paraya tekabül ediyor. S20 Plus 5900 TL, S20 Ultra ise 6450 TL vergisiz fiyatı olarak çıkacak. Bana soracak olursanız en düşük model olan 4700 TL'lik S20 ülkemize en az 7-7.5 bandında giriş yapar. Şimdi videodan çıkıyorum da şunu da eklemem lazım. O dünyanın en gereksiz ve en lüzumsuz tuşu olan Bixby tuşu muhtemelen S20'lerde olmayacak. İnşallah kesin bilgi. Diyorum ve videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Türkiye fiyat tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Artık arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ben sizlerin Türkiye fiyat tahminlerinizi merak ediyorum. Ben 7500 dedim. En yüksekte 11000'e çıkar. Ya o ultra olan model. Ama bana soracak olursanız bu Samsung telefonlarını çıkar çıkmaz almayın. Çünkü birkaç ay sonra kesin bir indirim oluyor. O yüzden acele etmeyin. Biz tabii ki de telefonu inceleyeceğiz. Sağlamlık testini de yapacağız. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca ankete hazırladım birkaç tane fiyat tahmini. Görüşleriniz bizler için önemli diyorum ve artık videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.